Değerli bakanım, değerli hocam, Sayın Zeki Çetin, değerli il müdürüm, değerli İSMO oda başkanım diyebilirim artık, değerli yürütme kurulu üyelerim, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünü bize hazırlayan ve bize katkısını esirgemeyen özellikle Ubisoft yetkililere çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının vermiş olduğu hepimize bir ağırlık geldi. Bu Ramazan ayında çok iyi değerlendiren arkadaşlarım da oldu. Fakat bir siyasi yönden biraz çalışmalarımız eksik kaldı. Zorlandık. Ama gene de bu Ramazan ayının bizlere yararlara getireceğini umuyorum. Arkası bayram çünkü. Değerli arkadaşlar, dünyadaki Covid'in çok yaygın olarak büyük bir yıkım yaşandı. Ekonomiler çöktü. Bakın, dünya ekonomisinden etkilenmeyen iki ülke vardı. En büyüklerden. Biri Amerika'ydı, 0.25'ten enflasyonu %8'e çıktı. Peki diğer ülkelerde durum nasıl? Fransa %5 enflasyon yaşıyor. Türkiye'de %22 diyorlar ama siz %42'yi kabul edin. Çünkü %42'nin çok üstünde bir enflasyonun altında eziliyoruz. Yılbaşında yapılan zam oranımız %25. Ne oldu şu anda? Eride gitti. Peki işsizliğimiz ne oldu? İş oranımız ne oldu? Tavan. Angarya yok diyen bir başkanımız var. TÜRMOB Genel Sekreteri de onu destekliyor. Biz bunların hepsini hallettik. Bunlar küçük meseleler diyor. Arkadaşlar, tahsilat sorunu olmayan arkadaşım var mı? Mübarek günde soruyorum. Var mı olmayan? Hepimizin bu derdi var arkadaşlar ya. Kırıp kırıp kırılıyoruz. Haksız rekabete uğramayan var mı? Angarya yok diyen varsa bugün beyannameleri yapmış gelmiş demek. Bakın, Angarya'nın karşılığı nedir biliyor musunuz? Hizmet veriyorsanız, karşılığını alamıyorsanız bu angarya'dır. Ne kadar önemli olursa olsun. Maalesef Türkiye'de bir kanun çıkıyor. Bizim haberimiz hiç olmadan kanun yürürlüğe giriyor. En son Türk parasını koruma kanunu çıktı o 8 sayılı. Ama tebliğ yok ortada. Bir kanun dolaşıyor. Bir başımıza ne geleceğimizi de bilmiyoruz biliyor musun? Yok oradayken böyleymiş, buradayken böyleymiş. Bakın arkadaşlar, eğer bir kanun hangi ülkede olursa olsun, medeni ülkeler diyeceğim artık, kendimizi eleştiriyorum. Eğer yıl ortasında çıkıyorsa uygulamaya öbür yılın başında giriyor. Bizde ise anlık, Photoshop gibi şak yarın uygulamaya soktuk. Sonuç, açık alanda yakalandık ve cezaları yedik diyoruz. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağız. Değerli arkadaşlar, ben biraz eleştirisel bakmak istiyorum odadaki yöneticilik hayatımda. Hep meslektaşımı koruyan bir yönetici olarak geldim yaptığım görevlerimde. Fakat şu anda odaya bir işiniz düşerse bir devlet dairesinden alacağınız hizmet kalitesinde alırsınız. Yani maalesef bazı şeyleriniz göz ardı edilir. Sıkıntılarımız büyük mü? Tabii ki büyük. Bakın, İstanbul Odası'nı her yerde eleştirdiğim bir konu var. 8. kat meselesini hep söylüyorum. Arkadaş, 8. kat şu anda bir kişiye tahsis edilmiş. Ben dilekçe verdim grubum adına. Ya burayı kafeterya yapalım. Aslında kafeterya meselesi ne biliyor musunuz? Sadece bir meclise. Ya bir kişinin kullanımına 400 metrekareye ayıran, buna ayrılan bütçeye yazık değil mi? Ama benim 2.165 lira parayı ödeyemedi diye icraya verilip inim inim ileten meslektaşım var. Ağlayarak dilekçe veriyor, kimse kale almıyor. Sayın sekreter şöyle söylüyor yazıyla. Değerli meslektaşım, af çıktı diyor, git afta öde, biz senin borcunu ödeyemeyiz diyor. Bu mudur sivil toplum örgütü diyor. Bu mudur? Maalesef bu. Diğer odalara bakın, akademik odalara. Meslektaşını kavruyor arkadaşım. Bir baroya gidin, ihtiyaç duydum deyin, yardımınıza anında koşuyorlar. Siz hiçbir savcı, suçlu dahi olsa avukatın
odadan biri yanına gelmeden ifadesini alamıyor. Siz müfettişliğe düştüğünüz zaman yaşadığınız muamele ne biliyor musunuz? Ya naylonculuğu yapan bunlar ya. Yaşıyorsunuz. Peki bunun karşılığında size bir destek var mı? Maalesef yok. Tam tersi. Yaşıyorsunuz ve eziliyorsunuz. Evet, tersi kendini söküğü dikemez arkadaşlar. Çok yoğun işler yapıyoruz. Hatalar yapmıyor değiliz. Yapıyoruz. Çok yoğun. İl müdürüm burada. Bizler yapıyoruz hataları. Yapacak bir şey yok. Bu kadar yoğun bir meslek olur mu? Bakın birçok arkadaşım bugün beratları verdi. En az 3-4 saati bir tanesinde geçti. Hatalar oluşmadı mı? Artık Allah kabul etsin dedi. Yapacak bir şey yok. Gönderdi gitti. Yapacak bir şey yok. Çünkü yapmak zorunda. Zaman süreli iş. Bizimki de bir hastanın gibi. Tedavi etmezseniz bitti. Şimdi bizim yapacağımız şey nedir? Evet. Diğer odaları, akademik odaları örnek alacağız iyi yönlerini. Ben bir meslektaşımın müfettişin yanına gittiği zaman yanında İstanbul'da yöneticilerinden birinin olmasını istiyorum. Çünkü onun haklarını da bizden birinin savunması gerekir. Kendi söküğünü dikemez. Hata yapsa bile gelen raporları okuyorum. Arkadaşlarımız maalesef her şeyi kabulleniyorlar orada. Susuyorlar. Nedeni neyse biraz da hep doğrucu Davut olmanın vermiş olduğu rahatlıkla her şeye bekliyorlar. Sonrası emin olun sıkıntı. Değerli arkadaşlar, bakın yarınlarda sizin için olması gerekenler. Bir kere şu Bağkur'la SSK mevzunu bir kapatalım. Sayın müdürüm de burada. Kanuni hakkım ya benim sigortadan emekli olmak. Benim yönetmenim beni Bağkur'a mahkum ediyor. 4B'den emekli olacaksın. İstemiyorum ya. Ya istemiyorum diyorum, ben değil. 16 bin büroci arkadaşımın 3 bin tanesi şu anda sigortalı. Ama farklı yönlerden yapmış. Yani mesleki yönetmeliği zorla suça itilmiş. Eğer ki sen Bağkur'dan emekli yapıyorsan bir kişiyi, aldığı maaş 2450 lira. Sigortadan emekli olsa 4000 lira. Bu işin yaşlılığı da var arkadaşlar. Muhasebeciyiz. Kendi muhasebemizi yapamıyoruz. Nasıl iş bu? 25 yıl öde, aldığın paraya bak. Sonra da emeklilik tadını çıkar. Kim çıkaracak? Demin Sayın Başkan adayım arkadaşım söyledi. Evet, benim yaşa gelmiş arkadaşlarımızın talebi halinde diğer akademik odalarda olduğu gibi asgari ücretten maaş bağlayacağız. Bak, bağlamayı düşünmüyoruz, bağlayacağız. Bunun altyapısı bizim odada var. Arkadaşlar 48 milyon bütçemiz var ya. Akademik odayız. 48 milyon bütçemiz var. Bunu sizlere dönmeli. Yani meslektaşıma değinmeliyiz. Bir de benim sizlerden bir isteğim var. Yeşil pasaport istemeyen arkadaşım var mı? Anlamadınız galiba. İstemiyor musun yeşil pasaport? İstiyorum. Yok. Olmadı. Sayın Genel Sekreterim istemediğini söylüyor. Haklı galiba. Ben yanılıyorum. Evet. İtibari bir değerdir arkadaşlar. İtibarınızın kuvvetlenmesini sağlar. Devlet dairesinin ikinci derece memurları 10 yıl geçirdi mi alıyor. Siz almıyorsunuz. Baro aldı. Top aldı. Sizinki bizim grubun sayesinde mecliste sırada bekliyor. Acaba bunu TÜRMO şimdiye kadar, Sayın Başkanım kusura bakmasın, kimin sümen altı yaptığını biliyorum. Tam 2 yıl dosyamız sümen altı oldu ya. İstanbul Oda Yönetim Kurulu'nun kararını bizim önerimizle reddedildi ve dosya sümen altı yapıldı. Sırf muhalefet önerdi diye. Yazıklar olsun. Ve bu insanlar şimdi çıkmışlar, diyorlar ki biz demokratız, çağdaşız. Böyle çağdaşlık olur mu? Sümen altı yapan demokrat. Kendini ifade edeni odadan atan çağdaş. Ondan sonra da ben destan yazacağım. Ne destanı bu ya? Yoksa şu ATV'de oynayan bir destancısı var o mu? Ben merak ediyorum ya. Değerli arkadaşlar, hiç kimse destan yapmaya kalkmasın. 33 yıldır zaten oradalar. Eğer bir destan yazılacaksa
onu ancak biz yazarız. Bir şeyleri yeter ki değiştirmeye karar verin. Değişimin kendisi hayatın önündedir arkadaşlar. Allah size ömür versin. Her yaşta ömrünüzün şekli değişir. Fiziki anatomisi değişir. Ruh haliniz değişir. İnşallah olumlu olur tabii. Ama bizim odamızın sayın başkanı değil, tek bir tane başkanı var. 8. katta oturuyor. Aynı zamanda turmamın da başkanı o. Maalesef aynı kişi. Fotokopi gibi. Aynı yere gidiyor. Anadolu odalarında anasını ağlatıyor ayıp sınırımızda ya. Onlara da yönlendiriyor. Yazık ya. Ve biz bunu engelleyecek olan yer biziz. Yani İstanbul odası. İstanbul her şeyi yönlendiriyor arkadaşlar. İstanbul her şeyin başı. Eğer sizler bunu yapmazsanız yarın öbür gün bunun vebali var. 3 yıl sonra meslek nereye geldiğini birileri size söylediği zaman şunu söyleyeceksiniz. Hiçbir şey değişmiyor. Evet değişmiyor. Çünkü değiştirmek istemiyorsunuz. Değişmeyecek diyorsunuz. Hayatta her şey değişir arkadaşlar. Bir kişi daha eksik olmadan lütfen katılın ve gelin. Değerli arkadaşlar, bizlerin en büyük isteklerimizden biri de yapacaklarımız. Biz kesinlikle kotanın getirilmesinden yanayız. Herkes her istediği kadar defter tutmamalı. Benim genç meslektaşım eğer ruhsatı aldığında iş imkanı bulamıyorsa burada bir sorun vardır. Ücretler burada kalmamalı. Böyle bir ücret politikası olmaz. 100 lira 200 liraya bu kadar emek verilir mi? Dünya ortalamasının çok altındayız. Sizlerden ricam, her meslekte kota vardır. Yani müşteri kısıtlaması bizde de olmalıdır. Biz bunun çalışmasını yapacağız. Evet, sayın değerli arkadaşlarım, ben bir şey rica edeceğim sizden. İstanbul oda adaylarımızı ben kürsüye davet edeceğim. Öncelik başkan adayım sayın kendimi şerefe almışsınız. Taner Yücel'i buraya davet ediyorum. Mehmet Altınor arkadaşımı davet ediyorum. Yıldıray Kurban arkadaşımı davet ediyorum. Ben sıradan gideceğim, karıştırmadan. Gitri arkadaşımı Kaya'yı, Serap Kutlu'yu, Fuat, yani... Evet. Evet, sıradan. Gel, beklemeyin beni. Gelin, Neşet Hanım'ı gel. Bakıyorsun oradan Nihat'cığım, gel. Ben görmeye çalışıyorum. Evet, gelin. Nurcan Hanım, herkes, Vedat, Handan. Ben görmeye çalışıyorum, hatta bende olacak galiba. Evet, başka var mı? Fatma Hanım var. Şurası, Fatma nasıl gelmezsin sen? Sen böyle şöyle seversin, buyur. Evet, başka arkadaşın var mı? Kim var? Kimse kalmadı mı? Kim var? Niye gelmiyorsun? Sevinç. Aday arkadaşlarımı hepsini buraya bir toplayayım. Evet. Ben kendi arkadaşlarımın överken şöyle söylemiyorum. Diğer İstanbul Odası adayları da kutluyorum. Aday olmak iradedir. Kendi beyanıyla aday olan tüm gruptaki arkadaşlarımı kutluyorum. Öncelik onu söyleyeyim. Asla kimseyi yermek, onları küçültmek bize yakışmaz. Bu meslek örgütü itibarlıdır. İtibarı olanlar, akademik bir yapıya kavuşmuş olanları her zaman işimize sindirmeliyiz. Bakın bizim adaylarımız sizlere hizmet etmek üzere adaylar. Peki bu arkadaşlarımın sizlerden bir isteği var. Bir alkış rica ediyoruz. Ya biraz sessiz kaldık ya. Beğenmedim. Ben ellerimi indiriyorum aşağıya. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi, arkadaşlarım lütfen yerlerinize buyurun. Hepinizi Ramazan Bayramı'nı kutluyor.
Allah tekrar bizi araya getirmek nasip etsin. Bir dahaki Ramazan'da da inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.